arkadaşlar, parçada anlam, yani diğer bir deyişle paragraf sorularıyla devam ediyoruz. Kampımız nasıl gidiyor Tonguç? Hocam çok meşakkatli gidiyor hocam. Oğlum niye meşakkat? Ha, paragraf sorusu olunca böyle meşakkat falan değişik, yani zorlu demek istiyor esasında Tonguç bize. Tabii kendisi de sözlükten bakmış, artistik yapıyor. Fakat biz paragraf sorularını hepsini doğru yapmak istiyorsak öyle sözlükten bakmamıza gerek yok. Sadece bol bol soru çözsek ve bazı taktikleri bilirsek gerçekten tüm soruları rahatlıkla yapabiliriz. Zaten yeni sistemde sözel mantık ve karşılaştırma soruları var, tablo analiz soruları var. Onlarla alakalı ayrı bir kamp videomuz daha olacak. Oradan da takip edeceğiz. Ama şimdi gelin hemen bu parça anlam, yani sınavlarda en fazla konu gelen bu konuya bakalım. Şimdi ilk başta ana düşüncemiz var. Düşüncelerin anası olacak. Yardım düşünceler var onu destekleyen. Konu nedir bakacağız. Başlığı nasıl bulabiliriz? Anahtar kelimeler, soru. Paragraftaki karakterler, duyular, duygular, hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ama ilk başta birkaç taktikle başlamak istiyoruz. Çünkü biz hızlı öğrencileriz. Hızlı taktiklerle hızlı bir şekilde çözmek istiyoruz. Şimdi uzun sorulardan bir kere korkmayacağız. Yeni sınav tarzında hep böyle uzun sorular göreceksiniz. Hatta adamlar dil bilgisi sorularını bile böyle bir tane uzun bir paragraf verip dörtlü soruya bağlayacaklar. O zaman aa falan demeyin. Birincisi, anlatılmak isteneni 50 kere söylediği için uzun sorular esasında öğrencinin dostudur. Çünkü eğer adam kısa sorduysa daha kazık sormak ister. Ama uzunsa, ya zaten uzun sordum, bari sadece öğrencinin dikkatini ölçeyim, kafasını karıştırmayayım der. Ana düşünce metnin içinde özellikle sonunda zaten yazıyordur. Yani size bir paragrafın ana düşüncesini sordukları zaman, diyelim ki şöyle bir paragraf verdi, bu paragrafın ana düşüncesi nedir dediği zaman genellikle son cümlelere çok dikkat edin. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. Filmlerin nasıl son 10 dakikasını izlemeden çıktığınız zaman filmi anlayamazsınız. İyiler mi kazandı? Kötüler mi kazandı? Kızla oğlan evlenebildi mi? Ne oldu? Ne bitti? Merak edersiniz, öyle değil mi? İşte paragrafların da son cümlelerini okumadan giderseniz, daha doğrusu dikkatli bir şekilde okumazsanız paragrafla alakalı çok önemli bir detayı kaçırabilirsiniz. Parçada yapı sorularına, bu kelimesine dikkat edeceğiz. Bunları zaten parça yapı videomuza gelince söyleyeceğiz. Sözcükte anlamda yine kelimeyi söküp yapıştıracağız. Oluyorsa doğru duracağız. Şimdi şu da çok önemli. Anlatım konusu, yani anlatım biçimleri, öyküleme, açıklama, tartışma, betimleme, bunlarla alakalı da zaten süper taktiklerimiz olacak. Burada bilhassa örneklemeye dikkat edeceğiz. Çünkü hangisi yoktur sorularına karşımıza çıkacak. Özgünlük, özlülük, klasiklik, yerellik, öykünmek, evrensellik gibi sözcüklerin anlamını da bilmemiz lazım. Artık bizler 8. sınıfız. Sınavımızı çok iyi yapmak istiyorsak özgünlüğün farklı olmak olduğunu, özlülüğün ise az sözle çok şey anlatmak olduğunu bilmemiz lazım. Yine klasikliğin unutulmamak olduğunu, yerelliğin kendi bölgemize özgü, öykünmenin benzemeye çalışmak olduğunu, evrenselliğin de tüm insanlığı ilgilendiren bilgiler olduğunu bilmemiz lazım. Son 6 yılın sorularına çok dikkatli bakıyoruz bilhassa. Çünkü tabii ki sınav sistemi değişti ama yine de bazı kelimeler, bazı paragraflar bütünsel olarak duruyor. Bir de cümlede anlamda geçen sefer işlediğimiz konuda kesin çıkarabilir, sorulara dikkat ediyoruz. Şimdi böyle bir paragraf gelecek bize ve bu paragrafın genel olarak anlamını sorabilir, ana düşüncesini sorabilir. Bu paragrafta vurgulamak istenen düşünce nedir diye sorabilir. Veya bu paragraftan iki tane paragraf soru sorar, iki tane dil bilgisi soru sorabilir. Bakın burada öyle bir örnek koymuşuz. Kendini cümleyi örneklendirmiştir, cümle anlamı. Antika işaret satılması hangisine bağlı değildir? Bak, metne göre diyor. Direkt olarak bu sefer metnin anlamı üzerine odaklanmış. Değer sözcüğü hangisine bu metnin anlamıyla kullanmak? Sözcük anlamı sormuş ve virgülü sormuş. Yani bir paragrafa bağlı dört soru. Hocam ne kadar zor dememize gerek yok. Hocam ne kadar zor ya. Hayır, öyle demeye gerek yok çünkü bir taşta dört tane kuşu avlamış oluyoruz. Bir de bununla alakalı zaten ayrı bir videomuz olacak. İşte böyle yarışmaya katılanlar, filme gidenler olacak. Onların analizini yapmamızı isteyecekler. Sözel mantık soruları olacak. Bunları zaten aynı paragraf soruları gibi önce soru kökünü okuyup sonra hızlı bir şekilde seçeneklere bakıp ardından da üst öncülü ve alt öncülü okuyarak da yapacağız. Bununla alakalı zaten kampımıza video gelecek. Şimdi burayı hızlıca geçtik ve başlayalım parça ana düşünceye. Şimdi ilk başta ana düşünce, yani ana fikir, parçada okuyucuya verilmek istenen asıl düşüncedir. Yani parçayı kapsar niteliktedir, genel bir yargıdır. Ve cümle, tek bir cümleyle özetleyecek olsanız ana düşünceyle özetlenir. Ana düşünce bazen parçanın sonlarında olur ki genellikle %90 cümlenin, parçanın sonlarında olur. Bazen ilk cümledir, %9 da buralardır. Bazen de ilk ve son cümlede yer alır diyebiliriz. Bazen de paragrafın bütününe gelir. Ama kesin olan bir şey varsa, şurası çok önemli. Biz parçanın ilk cümlesine ve son cümlesine dikkat edeceğiz. Bir de arkadaşlar, Tonguç'un buna dikkat. İlk cümle eğer nesnel bir cümle ise böyle, birçok araştırmalar insanların artık kafayı yediğini gösteriyor. Gibi böyle nesnel bir cümle gösteriyorsa, nesnel bir cümle veriyorsa bu ana düşünce olma ihtimali de vardır. Ama biz şimdiye kadar çıkmış işte TEOG'daki, LGS'deki, bundan önceki SBS'ler, OKS'ler, ortaokul, fen lisesi sınavlarına baktığımızda ana düşüncenin sonlara doğru yazıldığını görüyoruz. Ana düşünceyle alakalı nasıl sorular gelebilir?
Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir diyebilir. Asıl hani anlatılmak istenen bir şey var ama asıl anlatılmak istenen nedir? Yani bu adam hangi amaçla yazmış? Sen okuyacaksın paragrafı. Bu adam bu paragrafı bunun için yazmış. Bu adam harbi işsiz diyeceksiniz. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir? Genellemelerden hangisine varılabilir? Vurgulanmak istenen düşünce hangisidir? Çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir diyorsa bunlar ana düşünceyle alakalı. Bir de ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler vardır. Bunlar ana düşünceye zemin oluşturur. Parçayı tam olarak kapsayamaz yani yardımcı. Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlar niteliktedir. Yani yardım düşünce artı yardım düşünce artı yardım düşünce bize ana düşünce verir. Bu ana düşünceyi zaten biliyorduk. Hani asıl anlatılmak istenen nedir? Esas vurgulanmak istenen nedir diye soruyordu. Burada ise hangisi çıkarılamaz veyahut da hangisine değinilmemiştir? Hangisinden söz edilmemiştir? Veyahut da bu parça söz edilen şairle ilgili veya sanatçıyla ilgili veya yazarla ilgili veya eserle ilgili hangisine ulaşılamaz şeklinde sorular gelir. Paragrafta konuya baktığımızda üzerinde durulan her türlü kavrama konuları. Burada bir şey hızlıca geçtim ama şöyle söylemek istiyorum. Kampımız tabii ki dikkatli ve başarılı öğrencilerle dolu olduğu için hızlı anlatıyoruz. Hangisine değinilmemiştir sorularında paragrafı tek tek irdeleyin. Mutlaka her bir cümleyi tek tek inceleyin. Yani böyle varsa var deyin, yoksa yok deyin. Ama çıkarılamaz sorularını biraz daha yorum yapabilirsin. Yani çıkarılamazın olumlusu çıkarılabilirdir yani. Hani yorum yaparsan çıkarılabilir gibi. Ama değinilmemişleri tek tek irdelemeniz lazım. Bunu da unutmamanızı istiyoruz. Şimdi üzerinde durulan her türlü kavrama konu deniyor. Parçada en çok tekrar edilen sözcükler esasında bize konuyu verir. Yani sanatçı, sanat, 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 işte öznellik, 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 çağları aşmak, klasik, unutulmamak diyorsa bunlar demek ki hep belli kelimeler üzerine dolaşıyor. O zaman ana düşünceyi soran veyahut da konuyu soran seçeneklerde bu olabilir diyeceksiniz. İlk cümlelere dikkat edeceğiz yine paragrafta konuda. Paragrafın konusuyla ilgili hangisinden söz edilmiştir? Yazar neyden bahsetmiştir? Bu parçanın konusu hangisidir? Hangisine yakınmaktadır? Eserin hangi yönden söz edilmektedir veya yazarın hangi özelliği vurgulanmıştır diyebilir. Hemen artık bitirelim. Anahtar kelimelerimiz var. Anlatmak istediği anlam için gereken kelimeler anahtar kelimeler diyoruz. Zaten anahtar kelimeler nasıl anahtar kapıyı açıyorsa anahtar kelimeler de bize ana düşünceyi, yazarın asıl anlatmak istediğini buldurur. Paragrafta soruyu çözerken de parçanın ilk cümlesine dikkat edeceğiz. Yani çünkü diye başlıyorsa demek ki niçin diye bir soru sorulmuş. Evet diye, hayır diye başlıyorsa paragraf yani o zaman evet hayır cevabı gerektirecek bir soru sorulmuş. Yapısal bağlantılara dikkat edeceğiz. Yine paragrafta soru şeylerinde de sorularında da şimdi diyelim ki ilk cümleye dikkat ettiniz ama yine son cümlelere dikkat edin çünkü son cümlede adam bir şey söyler. İşte bu yüzden işte şairliğe başladım der. O zaman siz şairliğe neden başladım sorusunu aramanız gerekebilir. Paragrafta olay, zaman, yer ve varlık kadrosuna baktığımızda öykü, roman, masal, fabul gibi türler, olay yazıları. Bunlar tabii ki kişiler, kahramanlar, olaylar olabiliyor. Paragrafta başlıkta esasında ana düşüncenin iyice minimalize olmuş hali. Konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan sözcüklere başlık diyoruz. Konu hakkında bilgi veriyor ve ana düşünceyi de çağrıştırıyor. Duygular vardır parçada. Bunlarla alakalı sorular çözeceksiniz. Pişmanlık, küçümseme, beğenme, korku, sistem. Bunları soru çözerek pekiştireceksiniz. Geçmiş yıllardaki soruları veyahut da bizim kitaplarımızdaki soruları çöze çöze pekiştireceksiniz. Duyular vardır. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama. Burada dokunmaya dikkat edin. Dokunma deyince böyle işte sert bir kolu vardı, işte ipeksi bir battaniye falan öyle değil. Sıcak bir Haziran sabahıydı diyorsa o da bir dokunma duyusudur. Çünkü havanın sıcak olduğunu biz görerek, işiterek, tadarak, koklayarak değil, dokunarak hissederiz. Paragrafta da inatçı, sorumluluk sahibi, şefkatli, disiplinli gibi karakterler var. Şimdi burada birçok konuyu hızlı bir şekilde öğrettik ama siz bunlarla alakalı hemen 29 Eylül tarihine, cumartesi gününe geldiğinizde diyorsunuz ki hocam bugün hafta sonu, o zaman bol bol soru çözmemiz lazım. Hemen kamp programımıza baktığımızda Türkçe Taktikli Soru Bankası da test 18, 19, 20, 21 diyor. Hemen açıyorum taktik soru bankamızı. Bakalım gerçekten ne var mı? Açtım. 18. Testler mi var mı hocam? Evet, burada testler var. 18. test parça anlam 1. Leziz. Devam ediyoruz. Parça anlam test 19. Test 20. Kaç taneydi? Test 21. Test 21'e kadar çözüyoruz. Yani bayağı bir soru. Dolayısıyla 59, sayfa 59 ile sayfa 54 arasını çözüyorsunuz. Ha takıldığınız soru olabilir. Bunların hepsini uzman hocalarımız TATS uygulamasında sizlere tek tek izah ediyor. Ha bu konuya çalışarak gelseniz çok daha iyi olur. Biz bütün bunların hepsini 0'dan 8'e sözel konu anlatımı kitabımızda bak ne demişiz? Burada 29 Eylül sayfa 40-56 demişiz. Bak 16 sayfa anlatmışız bu konu çok önemli olduğu için. Hemen 40'a geçiyorum. Bu konudan çok mu soru çıkıyor hocam? Çok önemli bir konu. Bak şimdi. Parça anlam hop, konu, başlık, soru, taktikler, sorular. Hop, parça anlam, ana düşünce. Ne yapacağım bunu hocam ben şimdi? Buradan çalışıp gelirsen sorularda çok daha başarılı olsun. Parça anlam, duygu, karakter, kişilik.
Parça anlam soru çizme taktikleri. Hatta WhatsApp'tan işlemiştik bu konuyu. Belki bilenler bilir. Parçada yapı, parçada anlatım. Böyle uzun uzun anlattık ki sizler tam küçük küçük lokmalara bölerek anlayın istedik. Şimdi hemen geçen haftanın ödülü sorusunu yapalım. Kamp ateşi devam etsin. Neymiş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilgisi vardır diyor. Ödüllü soru olduğu için kafayı yedi soru tabii. Bu konudaki sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Bak, niçin teşekkür ederiz? Sabır ve anlayışınız için diyor. Burada bir gerekçe neden ilişkisi var. Ama yine de dikkatli olalım. Beşiktaş sahiline gezmeye gitmişti. Bak, gezmek amacıyla gitmişti. Burada bir istek var, bir plan var, bir arzu var ve Beşiktaş sahiline gidiyor, gezmek istiyor. O yüzden de gidiyor. Burada amaç sonuç cevabımız Bursa. Hemen işaretleyelim. Vaktinde kalkma diye otobüs kaçırmış. Bu yine neden sonuç. Bakın yazıyorum NS. Sen hele bir takdir al. Sonra dile benden ne dilersen. Klasik baba cümlesi. Burada da... Neden sonuç? Yok, koşul sonuç. Koşul sonuç. Takdir alırsan dile benden ne de. Takdir almazsan sopayı yersin gibi son derece net, açık bir koşul cümlesi. Şimdi bu haftanın ödülü sorusunu sizler yapıyorsunuz. Gelecek hafta da beraber cevaplıyoruz. Aha da bağlı reklamı. Yok yok, abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. Beğen paylaş. Tıkla tıkla. Paylaş.